2 Nisan 2024 geldik, merakla beklenen güne geldik, merakla beklenen karara geldik, merakla beklenen toplantıya. Öncelikle Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'na katılan bütün Fenerbahçelileri selamlıyorum, saygıyla önünüzde eğiliyorum. Çünkü sizler çok büyük Fenerbahçelisiniz, işinizi gücünüzü bırakıp Fenerbahçe'nin geleceği için ve belki de Türk futbolunun geleceği için bugün bu toplantıda yer alıyorsunuz. Tabii bizler sizi canı gönülden buradan destekliyoruz. Öncelikle onu da söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe kazandığı avantajı eline aldı diyerek başlayayım. Sultanlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etmiş. Hani tek rakibimiz Türk Hava Yolları derken şaka yaptığımızı zannediyorlarmış ama gerçekten de böyle arkadaşlar. Şimdi ilk galibiyete ulaşan takımın iki galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak. İkinci maç 4 Nisan Perşembe günü arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de Eda Erdem vardı. Vargas da vardı. Gizem Örye, Stasiak falan sonradan dahil olan isimler. 70 dakika süren karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 gibi net bir sonuçla almış. Murat Sancak'tan TFF'ye istifa çağrısı diyor. Biliyorsunuz Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm kurullarını istifaya davet etmiş. Şimdi bazı arkadaşlar da bana şey diyor, hocam diyor, Murat Sancak'ı biz adamın yerine koyduk, şöyle yaptık, böyle yaptık, şu oldu, bu oldu falan filan. Sonra diyor bak Adana Demirspor'un açıklama geldi. Adana Demirspor'un açıklamasını okudum. Adamlar açık açık şey diyor yani. Ya bu kadar karmaşıklığın içinde diyor, 2 hafta niye beklenildi diyor. Niye bu sevkler beklenildi diyor. Yani bu kadar siyasete diyor. Murat Sancak'ın açıklaması diyor, güçlünün TFF'si, emirle karar veren disiplin kurulu, çeteleşmiş MHK, adil karar veremeyecek tahkim, futbol severler nezdinde yok hükmündesiniz artık. Yani Murat Sancak bildiğiniz bombalamış yani. PFDK'ya bilmem TFF'ye falan. Ha bunu siz ben söyleyemeyiz. Bizi anında ters kelepçelerler. Ben daha önce söylemiştim, seyirci sahaya inmemeli. İnerse futbolcu refleks olarak karşılık verir. Dört büyük kulüp içinde söylemiştim. Benim görüşüme katılıyorsun. Katılıyorsan disiplin talimatını değiştirir. Ondan sonraki olayları o karara göre sonuçlandırırsın. Önceden olmuş bir disiplin suçu örnek öncekiler gibi karara bağlamak ve müteakip eden yani salı günü sevk ve ilk perşembe günü karar vermek mecburiyetiniz varken keyfi olarak 13 gün sonra sevk etmek ve üstelik tedbirsiz olarak karar vermeniz ne kadar korkak ve eyyamcı olduğunuzu ortaya çıkarmıştır diyor. Misyonunuzu tamamladınız. Gitmiyorsanız sizin yöneticilerinize sesleniyorum. Onuru şerefi olan bu yönetimde kalmaz. Kalan sizler de bu trajikomik karara ortaksınız. Fenerbahçe büyük camiadır. Onları da töhmet altında bıraktınız. Bu yanlış karar da onları rahatsız eder. Fenerbahçe ligden çekilmesin ya da kupa maçını oynasın diye şirinlik yapıyorsanız ne Fenerbahçe camiası yutar ne de futbol severler. TFF ve tüm kurulan istifaya davet ediyorum. Düşün. Futbol camialarının yakalarından. Bütün futbol takımları yöneticilerine bu liglerde figüran olmayın. Sessiz kalırsanız siz de figüran olarak kalacaksınız. Bir futbol sever açıklaması diyor. Hatırlıyorsanız ben de şu cümleyi kurmuştum. Hiç mi düşünmüyorsunuz? Ulan bugün Fener'e yarın size diye. Düşünmüyorlarmış. Bu arada Ciku, Bekao, Adana Demirspor maçından tekrar bir aradılar arkadaşlar. Ki Ciku'nun ve Bekao'nun yan yana oynaması bekleniliyormuş bu karşılaşmada. Her iki futbolcu da çeşitli sakatlıkları falan vardı. Atlattılar. Yani teknik direktör İsmail Kartal görev verirse bu ikisi uzun zaman sonra bir arada oynamış olacaklar. Bekao'nun yaşadığı ağır sakatlık sonrası sekteye uğramıştı. Çağlar Söyüncü'nün Süper Kupa finaline tam olarak yetişmesi hedefleniyor arkadaşlar. Çağlar da iyileşti ama hani güçlendirme çalışmaları falan derken tam olarak Süper Kupa'ya yetişmesi bekleniyor. Bakalım ne olacak? Süper Kupa'ya çıkacak mı? Fenerbahçe çıkmayacak mı? Çıldıracak mı? Çıldırmayacak mı? Delilenecek mi? Delilenmeyecek mi? Ya şu an ortada çok enteresan ihtimaller var. Yalnız ortada başka bir ihtimal var. Ben Ciku Bekao beraber oynayacak diyorum ama Fenerbahçe'de maç biletleri satışa sunulmadı. 3 Nisan'da Adana Demirspor maçı var ve maçın biletleri satışa sunulmadı arkadaşlar. Aynı şekilde 3 Nisan'da maç var. Yani yarın maç var. Ancak fakat lakin yarın maç var.
Fakat yarınki maçın biletleri yok ve iddia bülteninde de bu maç yer almadı arkadaşlar. Çok ilginç değil mi? Bence ilginç olan bir şey yok. Bence Fenerbahçe açık açık mesajı veriyor ama kim anlayacak? Bir de o boyutu var. Şimdi ligden çekilme ihtimali var bugün itibariyle. Ve Fenerbahçe Kulübü pazar günde Galatasaray'la biliyorsunuz Süper Kupa müsabakasına normal şartlar altında çıkması lazım. Ama anormal şartlar içerisindeyiz. Başkan Ali Koç ne demişti? Ne bilet alın, ne tur organizasyonuna katılın, ne bir şey yapın demişti. Bizden haber bekleyin demişti. Ve bugün takımın ligden çekilme yetkisi, reaksiyonu verilir verilmez. Hep birlikte izleyeceğiz. PFDK'dan Fenerbahçe'ye kötü haber, cezaları açıkladılar. Arkadaşlar, PFDK 27 Mart Çarşamba günü yapılan sevklerin cezalarını açıkladı. Fenerbahçe ve Trabzonspor 400.000 TL'ye para cezası alırken Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a 39 biner, yani 39 bin liralık cezalar kesilmiş. Şimdi öncelikle ben şeyi çok merak ediyorum. Maç ortak bir sahada yapıldı. İki takımın taraftarı birden mi sahaya girdi? Yani önce bunu çok merak ediyorum. Bana biriniz bunu izah ederseniz sevinirim. Trabzon'un stadında ve iki takım da aynı cezayı alıyor. Şimdi merdiven boşlukları cezası alıyor Fenerbahçe bol bol. Federasyon acıkınca herhalde parası bitince biz Fenerbahçe'ye bir şey yapalım diyorlar. Hemen bir şey yapalım diyorlar. Şu bu falan filan derken. Yani bir şeyler oluyor. Neyse. Ben uzun lafın kısası şunu söyleyeyim. PFDK'dan gelen bu cezalar şok etkisine sebep oldu. Taraftar çıldırdı. Ya hem Trabzonspor hem Fenerbahçe 400 bin lira para cezası nedir Allah aşkına ya. Ya taraftar alev almış durumda ya. Ya çekilme fikrine artık herkes daha sıcak bakıyor. Diyorlar ki bak arkadaş Trabzon'un sahasında güvenliği sağlayamamışlar. Anlatabiliyor muyum? Güvenliği sağlayamayan Trabzon Emniyeti. İçeri şöyle olmuş, bu olmuş, o girmiş, bu girmiş. Hani hayvanat bahçesinden fil falan kaçsa o da girecek içeri. Ve herkes şu görüşteler. İşte seçimin acısını artık Fenerbahçe'den çıkaracaklar diyor. Artık daha beter çıkaracaklar. Fenerbahçe'nin canını okuyacaklar diyor. Ben de şunu söyleyeyim. Kaçınılmaz son ne biliyor musunuz? Erken seçim. Kaçınılmaz son. Ve kaçınılmaz son eğer gerçekleşirse burada bu tepki verildi ya. Millet şeyi aldı. Ne diyeyim size? Millet kokusunu aldı. Millet gerçekten kokusunu aldı. Bakın, Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor musunuz diye bir anket yapıyorlar. Artık güvenmiyoruz demeye başladılar. Ve arkadaşlar bizde hani şöyle bir şey olur. Artçı sarsıntıdan sonra esas sarsıntı, esas deprem olur. Artçı sarsıntı oldu. Şu anda insanların bir güveni kırıldı. Şu an insanların bir kafası karıştı. Hatta ben size anlayacağınız dilde çok daha kolay söyleyeyim. Bugün AK Parti'nin kazandığı şehirlerde seçim tekrar edilsin deseler karşı taraftaki yani o an seçime kim girdi? O girdi, bu girdi, şu girdi. Daha fazla oyalır. Çünkü insanlar artık duvarın sarsılmaya başladığını anlamış durumda. Bu arada Dursun Özbek'e Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel'e ceza verilmemiş. Hüseyin Yücel zaten ceza alacak bir şey yapmadı. Adam Semih Kılıçsoy niye milli takıma gitmedi dedi ama Dursun Özbek'e ceza yok. Taraftar açık açık diyor ki çekilin. Bak ayak sesleri geliyor diyor. Peki hocam Fenerbahçe çekilmek dışında ne yapabilir? Yani çekilmek dışında ne yapabilir? Mesela Fenerbahçe çekilmek dışında arkadaşlar FIFA'ya başvurabilir. Peki FIFA'ya başvurursa FIFA Fenerbahçe'yi mi haklı görecek hocam? Yani orada federasyonu var. Hepimiz biliyoruz bir iş yerinde şu var bu var falan filan diye. Yani Şenes Erzik açıklamış. Demiş ki FIFA'ya başvurularsa yaptırımı ağır olur demiş. Kimden için? Fenerbahçe'den için. Şimdi haberin detayı çok önemli. Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik. Fenerbahçe'nin oyuncularına ceza verilmesi halinde FIFA'ya başvuracağı haberlerini değerlendirmiş. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Uluslararası hukuk şeyi neresi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Öyle değil mi? Şimdi uluslararası
bir hukuk, bir mahkeme. Ya da ben daha net bir şey söyleyeyim. Dünyanın herhangi bir ülkesinde ya da UEFA'nın herhangi bir ülkesinde diyeyim. Hani Azerbaycan olur, İsrail olur, Yunanistan olur. Maçın 60. dakikası 3 uyarı birden gelmiş. Demişler ki 3 uyarı. Bakın 3 uyarı olmuş. Hakem uyarmış, madde atılmış, sular atılmış. Bilmem cellolar atılmış, Donatello atılmış, Rafael atılmış, Sprinter Usta'yı atmışlar sahaya. Daha önce direkler, şunlar, bunlar falan filan atılmış. Ve bu şehir, bu stadyum zaten daha önce Fenerbahçe müsabakalarında mimlenmiş demeyeyim de. Hani Fenerbahçe müsabakalarında olay çıkması muhtemel listeye alınmış. Hatta yüksek güvenlikli maç olarak da belirtilmiş. Ona rağmen tedbir alınmamış ise bunu soruşturması gereken İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne diyecek ki arkadaş sen bu kadar sıkıntıya gebe bir maçta kaç tane polis görevlendirdin? Kaç çevik kuvvet görevlendirdin? Öyle değil mi? Şimdi Şener Serzik diyor ki Bright Osay Samuel, Jadon Osterwolde ve İrfan Can Eğirbayat'ın PFDK'ya sevk edilmesinin ardından Fenerbahçe'nin başvuru hakkı doğuyor. Ve bu olaylar ülke dışına taşınırsa yaptırımları sert olur diyor. Ve bu sertlik Türkiye Futbol Federasyonu'na çok daha sert yansır diyor. Demek istiyor. Yani uzun lafın kısası açık açık diyor ki sakın Fenerbahçe'nin şikayet edeceği bir karara varmayın diyor. Arkadaşlar ben size açık yüreklilikle bir şeyi itiraf edeceğim. Belki de bugün Ali Koç da aynısını söyleyecek. Federasyondan bizimkilere şöyle bir şey geldi. Ceza gelmeyecek garantisi geldi. Ben güvenmiyorum federasyona. Ya ben federasyona güvenmiyorum. Ha siz güvenebilirsiniz. Safsınızdır, temiz insansınızdır. Siz güvenebilirsiniz ama ben güvenmiyorum. Hani elimde sattık köprü de var bu arada eğer lazımsa. Federasyona güveniyorsanız. Ben güvenmiyorum. Zaten mantık olarak da veremezler. Şimdi bak. Bir haber duyum falan değil. Erdal Vahit de aynısını demiş. Eğer tek bir ceza gelirse Fenerbahçe Spor Kulübü bu konuyu FIFA'ya götürecek. Zaten götürmüyorsa hani Ali Koç diyordu ya eğer diyordu hala otobüse saldıranlar bulunmuyorsa demek ki bunlar da işin içinde diye. Eğer Fenerbahçe'de mi herhangi bir futbolcuya ceza gelir ya da gelmesi muhtemel olur. Ona rağmen eğer Fenerbahçe Spor Kulübü başvuruda bulunmazsa demek ki Ali Koç da bu işin içinde. Demek ki Fenerbahçe'nin hakkı yıllardır hani Ali Koç var diye doğranmıyormuş. Ali Koç da bu işe ortakmış derim. Siz de dersiniz. Arkadaşım biri yazmış az önce yorumlara bakıyor. Çok diyor siyaseti diyor işin içine dahil ettiğin için takip etmiyorum diyor. Ulan vicdansız. Hiç mi Allah korkun yok senin? Hiç mi helal haram diye bir kavramın yok? Hiç mi Allah'tan korkun, kuldan utanman yok? Siyaseti sporun içine ben mi dahil ettim? Senin rakibin yanağını okşatıyor seçimde. Senin yanağın şu aday İstanbul için şans diyor. İki aday da İstanbul için şanstı. Birisi mevcut düzenini devam ettirecek. Bu kadar güven oyu tazeleyip devam ettirecek. Sonra öbürü de seçilirse demek ki bir umut olarak geldim. Bir şeyler yapayım diyecekti. Yanağını okşatmalar. Bilmem arsa konusu konuşuyor. Ben mi dedim siyasilere yeni bilmem havalimanının yanında arsa verin diye. Bu benim sorumluluğumda mıydı? Hiç mi Allah'tan korkunuz yok sizin? Hiç mi kuldan utanmanız yok sizin? Her şeyi bana yıkma peşindesiniz. Trabzonspor. Al bakanlar selfie çekindiler ya. Tribünde selfie çekindiler. Protokolde değil. Şimdi hala bakın neler konuşuluyor. Ya siz herhalde hiç denk gelmiyorsunuz şeylere. Eğer buna rağmen Mustafa Hocam sen siyaseti dahil ettin diyorsanız vah ki size vah. Ha şunu da söyleyeyim. Hiçbir siyasi parti Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor. Allah emretmiyor. Bunlara tapın diye ya da bunları tutun diye emretmiyor. Hiçbir futbol takımı da tutun diye emretmiyor. Hiçbir YouTuber'ın videosunu izleyin diye de Allah emretmiyor. Yani Habibi Muhammed diyor onun izinden gidin diyor. Onun ayak izlerine basmaya çalışın diyor. Kur'an-ı Kerim'i rehber edinin diyor. Eğer siz kişileri, siyasi parti liderlerini peygamber gibi görüyorsanız o da sizin gerizekalılığınız. Yani bunun adına Müslümanlık diyorsanız o sizin harbi gerizekalınız, sığırlığınız. Buna ben bir şey diyemem. Herhangi bir peygamber yok arkadaşlar ortada haberiniz olsun.
Yani son peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna inanıp kişileri peygamber gibi görüyorsanız o da sizin sığırlığınız. Hiç kusura bakmayın. Neyse ben uzun lafın kısası şunu söyleyeyim. Fenerbahçe eğer tek bir ceza gelirse Fenerbahçe bu konuyu FIFA'ya götürecek. Ve FIFA'da hazır kıta bekliyor. Dosyalar hazırlanıyor zaten. Hazırlandı belki de. Belki de bugün Ali Koç bir sürpriz yapıp bir şeyler açıklayacak. Güvenlik zafiyeti konusunda FIFA Başkanı ilk gün uyardı mı? Uyardı. Siyasi hareketleri uyardı mı? Uyardı. Arkadaşım biri diyor ki siyaset her yerde karışıyor. Sadece Türkiye'de mi karışıyor diyor. Ben bunu daha önce malı anlatır gibi anlattım ama arkadaş herhalde level up yapmış. Bir seviye atladığı için anlamamış. Milan'ın başkanı Berlusconi İtalya başbakanıydı. Ancak daha önce Milan başkanı olduğu için ya da sonra şey yaptığı için ve Milan'ın kişisel işlerini oraya karıştırmadığı için hiçbir sıkıntı yoktu. Ama Türkiye'de misal veriyorum Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçeli, Fener'i kolluyor. Ulan bu adam Rizeli. Rizeliler Trabzonlulardan haz etmez. Hiç sevmezler. Daha ne anlatayım size? Mantık olarak Recep Tayyip Erdoğan döneminde Trabzonspor'un alt lige düşmesi lazımdı. Gözünün önünü görememesi lazım. 2010-2011 velev ki Trabzonspor'un dediği velev ki doğru olsa bile Trabzonspor'a hem kitleyecekti cezayı hem hadi sıkıyorsa 2010-2011'e girip konuşun deyip tuttuğunu cezaevine atması lazımdı. Fenerbahçeliymiş. Ha duvardaki benim Pano'nun Fenerbahçe'ye etkisi ayrı, Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisi hiçbir fark yok. İkisinin de etkisi aynı. Hatta benim şu duvar kağıdım Recep Tayyip Erdoğan'ın daha fazla etkisi var. Pozitif manada. Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanıp kullanıp bak Fener'i kolluyor, bak Fener'i kolluyor, bak Fener'i kolluyor. Ben şunu söyleyeyim. Bunca yıldır Fener'i kollamadı. Hatta Fenerbahçe'nin karşısında olduğu dönemler oldu. 4 sene sonra genel seçimler var. Belki de daha erkene seçilecek. Ben de diyorum ki şu saatten sonra kolla Fenerbahçe'yi. Bugüne kadar Galatasaray'ı kolladınız ne oldu? Bak ilk seçimde mahvoldunuz. Gerçi Fenerbahçe'yi kollayacak bir duruma adaleti sağlasınlar. Zaten biz kollama sayarız onu. Yeter ki adalet sağlansın. Geçmiş örnekler talimat eksiler. Bak. Erden Timur önceden sevkleri nereden biliyordu? Kim öğretti? Kim söyledi? Kimden duyum aldı? Federasyon içindeki bunların elemanları kim? Kim? Fenerbahçe'den 3 futbolcu PFDK'ya tedbirsiz sevk edildi 1 Nisan itibariyle. Niye tedbirsiz? Icardi'den dolayı. Fenerbahçe'ye pozitif ayrımcılık yapıldığını iddia ediyor Galatasaray. Yalan. O şeyi siz açtınız. Icardi cinsel organını gösterdi. Siz savundunuz. Onlar da o cezayı ödülü verdi. Bir maç ceza diye. Trabzonspor Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri. Kim kaç maç ceza alacak? PFDK sevklerinde hani kim ne yapabilir? Bunları da zaten canlı yayında konuştuk. Tekrar izleyebilirsiniz. Uzun lafın kısası. Çarşamba günü 27 Mart Çarşamba günü sevklerinin cezası Fenerbahçe ve Trabzonspor 400'er bin lira. Ali Koç Ertuğrul'dan 39'lar bin lira para cezası verildi. Ve bu haksızlık. Biz Trabzonspor'un sahasındaydık. Koridor görüntüleri sevk edilmiyor. Koridora dair hiçbir şey yok. Trabzonspor'a saha kapatma cezası konuşulmuyor. Ya ben şunu söyleyeyim. Trabzonspor sahasını kapatmayın. Önümüzdeki 5 maçı seyircisiz oynatın. Trabzonspor Fenerbahçe arasındaki önümüzdeki 5 maçı seyircisiz oynatın. Trabzonspor'a 150 maç ceza kadar olur. Çünkü Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Trabzonspor taraftarı çok iyi biliyor. Trabzonspor taraftarına göre Türkiye'nin en büyük takımı Fenerbahçe. Galatasaray'dan 5 yerler, horon teperler. Hoşuna gider. Çünkü niye? Galatasaray küçük bir takım. Arada sırada yenebilir. Beşiktaş 5 atsaydı güler, eğlenirlerdi, horon teperlerdi. Niye? Beşiktaş'ın başkanı Trabzonluydu. İlişkileri iyiydi falan filan. Fenerbahçe 5 atsa herhalde stadı yıkarlardı. Bu gördüğümüz kadarıyla 2-0'da bu kadar olay olduysa o maç 5-0'a gitse ben düşünemiyorum neler olacağını. Trabzonspor Fenerbahçe maçına sevk edecekseniz bir Halil Umut Meler adlı şahsı sevk edin. Bu kadar olayların müsebbibi birincisi Halil Umut Meler'dir. 2. Rasim Ozan Kütahyalı ve Tümer Metin'i sevk edin. Trabzon'da o hareketi yapamaz. Yapsın da göreyim. Hadi Trabzonlular bunlara bir şeyler yapın. Hadi. Diyenler şey. Bunlar da sebepleri. Artı arkadaşlar. Polis. Orada güvenlik sağlanmadı. Hocam iyi de Trabzonspor'un kendi güvenlikçileri var. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Çarşıda çay içen adam, kadın tribünden gelen. Abla atlayabilir miyim diyor. Hayır, sakın öyle bir şey yapma.
Orada çevik kuvvet olacak, atlayabilir miyim diyecek. Çevik kuvvet şöyle bir bakışı, hani senin ben hadi atla bakışı var ya, o yeterdi zaten. Orası çembere alınmadı. Bir, maç 60. dakikada zaten bitirilecekti. İki, madde atılmaya başlandığı anda oraya güvenlik çemberine alınacaktı. Üç, Osterwold'e maç sonunda olta hareket yaptı. Ha, hiçbir rola çıkmasaydı ağzına tükürün. Üç maç mı, beş maç mı, verin cezayı. Ama herkese verin. Fenerbahçe standına kuş taklidi yapan Trabzonsporlu iki futbolcu, Onuachu'yla Trezeguet'e de verin. Pepe'ye de verin, pardon, Onuachu'yla Pepe'ye de verin. Kabul. İkisine de verin. Onlara da verin. Kabul abi. Ağlama işareti yapan işte Belhanda'ya, Onyekuru'ya, onlara da verin. Kabul. Verin abi. Hepsini kabul ediyoruz. Biz kabul etmiyoruz demiyoruz ki. Kim kimin stadında taraftarı tahrik ediyorsa ver. Taraftara küfür mü etti futbolcu? Ver kırmızıyı. Neydi? Carlos Vinicius muydu Galatasaray'da? Hakemin anasını avradına sövdü. Arka arkaya. Kameralar yansıdı. Mikrofonlar duydu. Ona rağmen kırmızı kart verilmedi. Fred'in ettiği küfür, Portekizce küfür etmiş. Portekizce bilmeyen hakem Portekizce küfür etti diye kayıtlara işliyor. 3 maç ceza alıyor. Galatasaray maçında oynayamıyor. Biz bunlardan geçtik. Normal yani. Ve Fenerbahçe Kongresi'ni, olağanüstü genel kurulunun bugün alması gereken çok önemli ve tarihi bir karar var. İnşallah Fenerbahçe için en doğrusunu alırlar. Ama şunu söyleyeyim. Ben bir sürpriz bekliyorum. Ne bileyim, FIFA başkanı olur. UEFA başkanı olur. Genel kurulda yer alabilir. Yer almıyorsa bile buradaki toplantıyı bizzat direkt yanında tercüman vasıtasıyla dinleyebilir. Burada konuşulanlar, ki görsellerle de desteklenecek. Çok fazla görsel izleyeceğiz. Çok fazla video izleyeceğiz. Ali Koç'un ilk konuşması esnasında. Onlara zaten görse yetecek ki görecekler. Ben bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hakkında konuşuyoruz da ligin beyaz sezon olmayacağı ne malum. Bakın, yurt dışında yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Türkiye'de daha cesaret edip paylaşamıyorlar. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Adana Demirspor maçına takımın çıkacağından eminim. Ama Adana Demirspor maçının oynanacağından emin değilim. Herkes Süper Kupa'ya Fenerbahçe çıkar çıkmaz diyor da ben Süper Kupa maçının olacağından emin değilim. Olympiakos maçı olacak. İçeride dışarıda maçlar olacak, ona lafım yok. Ama ister misiniz Türkiye Ligi'nin adaletsizliğinden dolayı çok ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalıp bu sezon beyaz sezon ilan edilip ülke takımlarının son 5 yıldaki puanları baz alınıp o sıralamaya göre gönderilsin. Ben bekliyorum. Ben hocam iyi de bak şimdi. Eğer Ali Koç FIFA'ya şikayet etti. FIFA da dedi ki ulan dedi takımlarınızı almıyoruz. Milli takımınızda Euro 2024'ü almıyoruz. Yok, onu alırlar. Euro 2024'lük bir sorun yok. Onu mecbur alırlar ama ülke takımlarını almazlar. Bu sezonda saymazlar. Benim anlayışıma göre oynatamazsınız der. Hocam iç işlerine karışamıyormuş. Herkes karışıyor. Bir UEFA mı karışmayacak? Oğlum adam dışarıdan üçüncü bir etkiden bahsediyor. Yani siyaset, Ahmet, Mehmet, belki FETÖ, belki terör örgütü falan. Adam hani bir şeyden bahsediyor. Üçüncü bir etki varsa diyor. Her hani üçüncü kişi karışıyorsa ben de karışırım diyor. Adamın derdi bu. Ve şunu söyleyeyim. Kusura bakmayın. Bu süreçte Galatasaraylı arkadaşların yorumunu ciddiye almayın. Onlar bir yorum yaparlar. Her şeyi yakıp yıktığını bitirdiğini zannederler. İmam Şafii'nin dediği gibi. Bir delille diyor 40 tane alimi yendim ama 40 delille bir tane cahili yenemedim. Bunları 40 tane delili kafalarının içine soksanız da yenemezsiniz. Çünkü bunlar inandıklarının peşinden gidiyorlar. Hani bazısı inandığı dine inanır. Bazısı da inandı yani daha doğrusu inandığı dine yaşam biçimini uydurur. Bazıları da yaşam biçimini dinine alet eder. Demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ama tepkiler çok fena. Çekilme fikri bence daha yakın bugün itibariyle. Çünkü ne maç yayınlanmış ne bir şey olmuş. Ama tabii ki de konuşulan konuları siz de benim gibi izleyeceksiniz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bugün akşam bir değerlendirme yayını yaparız herhalde. Yapmakta zorundayız diye düşünüyorum. Ama çok uzayacak gibi duruyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.